Yavrum, yavrum benim oğlum. Benim lan Yavuz. Ne yapıyorsun oğlum, ne oluyor? İyi misin? Sen şey sandın mı? Ne sandın oğlum? Hırsız da olsa öldürecek misin lan? Berin abla aradı. Gerçi aramasa yine gelecektim ama. İyi ki de geldim yani ha. Oh be. Nihayet sonunda. Şş, alo. Oğlum iyi misin sen? Usta. Bak biliyorum. Belki söylemesi kolay ama. Dön artık bir aramıza oğlum. Yok ondan değil de. Bak o zaman sana ne diyorum. Bak bira, cips, film üçlemesi bir yanda. Diğer yanda da eğer güzel kardeşim isterse iki el PlayStation atarız ha. Ama alırım eskisi gibi ifadene. Bak ya da tekrar giyineyim dışarı çıkalım Kerem. Heh, biraz nefes alırız. Sen de bir şey söylesene be oğlum. Bir şey anlatacağım sana. Ama inanmayacaksın. Oha diyorum affedersin. Kardeşim kusura bakma da bu anlattıkların... Yani ne bileyim... Beni klişelere itiyorsun Kerem. Beyninin sana oynadığı bir oyun diyeceğim. Tamam sinirlerim bozuk. Halüsinasyon görüyorsun diyeceğim. Yani diyeceğim de diyeceğim. Empati kursana Kerem. Sen benim yerimde olsan inanır mıydın? Peki ben ne oluyorum şimdi? Hani şu hayaletlere inanmayıp da hikayenin sonunda acılar içinde ölen karakter miyim yani? Öyle diyeceğini biliyordum. Kerem, Kerem bence kahve daha iyi bir fikir. Bırak abi, bırak. Ayığım ben. Hayalle görmedim, tamam mı? Tamam. Sustum. Unutamıyorum. Bazen diyorum ki... hani o filmdeki gibi olsa... kafamın içindeki, o beynimin içindeki anların bir kısmını silseler. Alsalar bu acıyı benden. Okulda birbirimize bir söz vermiştik hani. Şu hayat gailesi denen kargaşanın, kavganın içine girmeden önce dedelerimizin doğduğu topraklara gidecektik. Hatırlıyor musun? Biz göçmen çocukları. Dubrovnik'te denize girecektik oğlum. Hani bir sırt çantası, bir tane fotoğraf makinesi. Sadece o kadar. Ne olursa olsun yani. Sen cayacaksın derdim sana. Sen de bana sen cayacaksın derdin inadına. Aslında sırf ikimiz de birbirimizin cayacağından korktuğu için... inadına gaza getirirdik kendimizi. Meteliğe kurşun, kuru fasulye pilav zamanlarımız. Yine de güzel hayaller kurardık be Kerem. Aa bak sonra ne oldu? İç mimar olduk. Para kazandık. Dünyanın her yerini gördük iş için. Ama şurada burnumuzun dibindeki yere gitmedik Kerem. Bizim için sadece hayaldi. İşe yaramıyordu yani. Hayat hayalleri yendi Kerem. Bana bak. Hadi kalçamış sırt çantalarımızı alıp yola çıkalım ha Dubrovnik'e. Şimdi hemen. Var mısın kardeşim hayatı yenmeye? Hadi. Gücüm yok kardeşim.